Günaydın. Bugün Fonda Zeki Müren'le başladık. Bugün 24 Eylül Zeki Müren'in ölüm yıldönümü. 6 Aralık 1931'de Bursa'da dünyaya gelen Zeki Müren, 24 Eylül 1996'da İzmir'de hayata gözlerini yumdu. Belli bir kuşağın sanat güneşi olarak hatırladığı o mütevazi insanı bugün sevgiyle, saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Günaydın. Zeki Müren gerçekten hani sanatçı kavram vardır ya. Şimdi sanatçı kavramı öyle bir kavram ki ben artık onu herkes için kullanamıyorum. Sanatçı olmak o kadar herkesin harcı değil. Sanatçı kavramını tam anlamıyla hak eden çok değerli bir sesti. Dünyadaki sayılı seslerden bir tanesiydi. Bu büyük sesin yanında mütevazi hayatı, o kendine sanatı dışında, milyonların önündeki hayatının dışında kendi içine kapanık o mütevazi hayatı gerçekten bugün ortada sanatçıyım diye geçinen birçok kişiye de bence örnek olması gereken bir hayattı. Kendi iç dünyasında son derece mütevazi yaşayan, Bodrum'daki evi biliyorsunuz müze, oraya yıllar önce gitmiştim. Gerçekten inanamıyorsunuz. Bir apartman dairesi, yani 2 katlı bir villa, bir apartman dairesi. Yani sizin, benim, birçok insanın evinden hiçbir farkı olmayan bir şey, yaşam tarzıydı. Biliyorsunuz kendisi hayatını kaybettikten sonra bütün mal varlığını Mehmetçik Vakfı'na bağışlamıştır. Dolayısıyla hemşerim olmasından dolayı da gurur duyduğum sanat güneşini ölüm yıldönümünde bir kez daha sevgiyle, saygıyla ve rahmetle anıyorum. Gerçekten unutulmayacak, dünya çapında ünlü bir sesti. Ama bırakın dünya çapını, bizim değerlerimize sahip çıkmamız için Zeki Müren ve Zeki Müren gibi değerli sesleri, değerli sanatçıları yeni kuşaklara anlatmamız, yeni kuşaklara tanıtmamız gerekiyor. Sadece belli bir kuşağın hatırladığı değil, nesilden nesile aktarılan seslerimizi de yeni kuşaklara aktarmak sanırım bizlerin görevi. Mekanın cennet olsun, rahmetli Zeki Müren dedim. Bu sabah programı böyle bir onun elbet bir gün buluşacağız. Evet, elbet bir gün birileri bir yerlerde buluşacağız. Unutulmaz eserlerinden birisiyle başladık. Bu sabah notlara bakıyorum. Zeki Müren'den sonra birkaç konu başlığı not aldım. Tabii dünyanın gündemi şu anda işte Amerika'da yapılan görüşmeler. Bu görüşmelerde bu yıl biraz daha farklı olarak en çok ilgi çeken küresel ısınma karşıtlarının, ya da daha doğrusu küresel ısınmaya, çevre kirliliğine karşı yapılan eylemler de damgasını vurdu ve vurmaya devam ediyor. Çünkü artık küresel ısınma, çevre kirliliği, dünyanın gittiği nokta tehlike çanlarının fazlasıyla çalmaya başladı bir dönem. Ama bu, biz bunun için ne yapıyoruz? Mesela geçen günler 20 kaç Eylül, 21 Eylül yanılmıyorsam, dünyada 150 ülkede böyle bir farkındalık olsun diye çevre temizliği yapıldı. Bütün ilçelerde belediyeler, işte belediye başkanları, milletvekilleri gittiler o ilçede. Daha doğrusu yöneticiler diyelim, öyle söyleyeyim. Ama bu yöneticiler kavramında belediye kısımları var. Yani işte kaymakamı, valiyi ben programları görmedim. Yani böyle bir kısım değil, sadece yerel yönetimler, öyle söyleyeyim. Güzel güzel kıyafetini giydiler. Basını davet ettiler. Herkes basın önünde etraftaki çöpleri topladı. Ondan sonra dedi ki, bakın biz ne kadar
temiz insanlarız, ne kadar güzel işler yapıyoruz, ne kadar duyarlıyız. Basına malzeme oldular. Çevre kirliliği için güzel kelamlar edildi. Ve sonra bitti. Şimdi soralım o zaman. Çevre kirliliğine, daha doğrusu küresel ısınmaya, çevreye bu kadar duyarlı yöneticilerimize soralım. Ya ben bu tür şeylerin tabii ki bir farkındalık yaratmak için bir önemi var. Yani yapılsın, yapılmasını da demiyorum. Ama çoğunun şu amaçlı olduğuna inanan insanlardan birisiyim. Çünkü samimi bulmuyorum açıkçası. Niye samimi bulmuyorum? Bir gün bunu yapıyorsunuz, 365 günün 364 günü ne yapıyorsunuz? Mesela bugün artık Avrupa'da, Amerika'da plastiğin yasaklandı, tamamen yasaklandığı yerler var. Siz bunu yasaklayabiliyor musunuz? Yasaklayamazsınız. Hadi siz diyelim tek başınıza bir belediyesiniz, bunu yasaklayamadınız. Mesela belediyelerde gittiğinizde önünüze sizin hemen işte şey gelir, plastik bardaklar kullanılır, plastik sular kullanılır. Mesela bunu önleyebiliyor musunuz? Şimdi bizim zamanımızda şebeke sularında, lokantalarda gittiğiniz, hala böyle küçük esnaf lokantalar var. Böyle yerleri de çok arıyorum, çok özeniyorum da. Anadolu'da var mutlaka. Şey vardır, masada sülahi vardır, çeşme suyudur o. Ve bardak vardır, cam bardak vardır. Şimdi tamam, çeşme suyunu içemiyoruz belki de. Bunda başta İstanbul olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı, büyük şehirlerin de şey yapması lazım, bana göre bir ele alması lazım. Yani çeşme suları içilir mi, içilmez mi, içilebilir mi? Bunu ilerleyen günlerde biraz araştırır zaman. Şimdi belediyelerin veya işte büyük tesislerin yemekhanelerine gidiyorsunuz. Orada günde yüzlerce, bazı yerde binlerce kişi yemek yiyor. Herkesin önüne bir içimlik, işte 250 cc'lik şey geliyor. Plastik su alıyorlar. Tamam, içtik suyu, attık çöpü. Ne oluyor plastikler? Ne oluyor? Mesela yerel yönetimler şurayı yapamazlar mı? Tamam, diyelim ki çeşme suyunu veremiyorsunuz. Onu da bilmiyorum talihli. Yani burada bir iddiam yok. Belki de içilebiliyordu. Yani lezzet olarak da bilmiyorum. Ama siz efendim belediyelerde, yemekhanelerde başlayarak yemekhanenin de bir cam sülahi ve cam bardak. Kişi çünkü zaten yemeğini alıyor, geliyor bir tane cam bardak alıyor. Orada suyunu doldursun. Efendim bir dakika o bardağı bıraksın. Niye herkes bir içimlik o plastik suları kullanıyor? O plastikler nereye gidiyor? Yani bu işlere kafa yormak lazım. Şimdi dün diye olmasam bir yazı yazdım. Yani işte Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelmek istiyorsa belediye başkanlarının ve ilçe yöneticilerinin şey yapması gerekiyor, proje üretmeleri gerekiyor diye. Mesela böyle sıra dışı diyebileceğimiz, ya biz bunu düşünmedikmiştik diyeceğimiz proje üretmeleri gerekiyor. Mesela bir belediye başkanı çıkıp ben artık kendi belediyemde plastik hiçbir şey kullanmıyorum diyebilmeli. Yani öyle işte dünya bilmem ne gününde basın önünde gidip bir yerlerde efendim biz çöpleri topladık, ne kadar temiz insanız, tamam ondan sonra gel çevreyi kirletmeye devam et, atık üretmeye devam et. Bu işler böyle olmaz. Bunu yapabiliyorsanız farklı olursunuz. Çünkü artık arkadan gelen nesil şeylere bakmıyor artık. Yani farklı söylemler bekliyor. Çünkü dünya artık çok başka yerlere gidiyor. Arkadan gelen nesil artık işte geçen gün işte susamam diye klip yapanların genç kesimi hatırlayın. Yani yeni jenerasyon çok başka şeylerden bahsediyor. Artık yeni jenerasyon çevre kirliliğinde odaklanmış durumda, küresel ısınmaya odaklanmış durumda. Yani o klasik söylemlerle bu yeni nesilden oyalamazsınız. Dolayısıyla artık siyasilerin çok başka şeyler yapması gerekiyor. Yani ben merak ediyorum, ilk olarak hangi belediye bunu yapacak? Diyecek ki ben artık yemekhanemde, efendim şey içerisinde, belediye içerisinde plastiği kaldırdım. Plastik burada yok artık. Böyle günde bir kere, yılda bir kere gidip çevreyi topladık. Oh ne güzel, çevreciyiz. Olmuyor bu işler. Onun için ben bunu biraz eleştirmiştim. Ya yani bunda çok böyle samimi bulmuyorum. Farklı işler yapmak lazım. Dün Fox TV'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş vardı. Dikkatlice izledim. Bazı notlar aldım.
Mesela çok hoşuma giden bazı şeyler oldu. Yani benim bile işte düşünmediğim dediğim, evet, işte böyle şeyler yapmak lazım. Örneğin şöyle bir uygulamasından bahsetti. İşte İstanbul'da halk ekmek var. İşte her şehirde, büyük şehirler, işte Bursa'da var, Ankara'da var, İzmir'de var. Belediyenin sattığı bazı ürünler var. İşte bunlar ilk önce ekmekle başlıyor. Dedi ki biz bu ekmek satış noktalarını kaldırıp kapatıp bunları mahalledeki küçük bakkallara dağıtacağız. Çok hoşuma gitti. Ya biliyorsunuz işte büyük şehirlere bir köşeye geliyor. Efendim oraya bir tane kulübe yapılıyor. Orada belediyenin nesi varsa, ekmeği, sütü, yoğurdu, nesi varsa işte o satılıyor orada. Tamam. O sadece orada işte sabah belli saatte aç, belli saatte kapanan izole bir şekilde orada sadece oraya gidiyorsunuz. Bir de onları yaptığınız zaman da ortaya şey çıkıyor işte oralara birileri işe koymanız gerekiyor. İşte siyasetten size baskı geliyor. Bizim amca onu buraya koy, dayı onu oraya koy. Bir de işin bir başka bir siyasi boyutu var. Ankara Büyükşehir Belediyesi şunu yapacakmış. Çok çok hoşuma gitti. Küçük esnafı canlandırmak için, küçük esnafa destek olmak için dedik ki biz bizim ürünlerimizi satacak yerlerle anlaşacağız. Yani mahalle bakkallarıyla anlaşacağız. Yani düşünün siz mahalle bakkalına gideceksiniz. Belediyenin bir ürünü almak için o bakkala bir hareket götüreceksiniz. O bakkala gideceksiniz. Girdiğinizde muhtemelen başka şey de alacaksınız. Mesela Ankara'da şey de var yani başka ürünlerden bahsetti. Mesela işte Ayaş'tan dedi salça alıyoruz. Kooperatiflerin ürünlerini alıp bakın. Kooperatif diyor ki sen ürettin bunu. Getir ben senin pazarlamanı yapayım. O ürünü de alıyor. Çünkü o kooperatifin o pazarlama yapma gücü yok. Öyle bir ağı da yok. Öyle bir bütün tek tek dolaşma imkanı da yok satıcı bulmak için. Alıyor ürünü. Belediye. Gidiyor mahalledeki bakkala götürüyor. Şimdi bir kooperatifin salçası. O bakkala gidiyor. Orada A, B, C, D markalarıyla aynı rafta o salça giriyor. Ben gidiyorum bir bakıyorum. A, B, C salçalı. Bir de kooperatif salçası. Ha, ona ilgim varsa bir defa onu oradan alıyorum. Kooperatif katkı sağlıyorum. Bunu almak için o bakkala girdiğim zaman o bakkalın yaşaması için, o bakkala katkı olması için bakkala bir katma değer yaratıyorum. Belediye burada ne yapıyor? Ve öbür taraftan da üzerindeki şu iş yükünü hafifletiyor. İşte o satış noktaları açmak, onları takip etmek, oranın personel giderleri den de kâra geçiyor. Onu da ortadan kaldırıyor. Bakın ne kadar güzel bir proje. Çok doğru. Yani bunu yapmak için çok bir şey yapmaya gerek yok. Sadece biraz kafa yoracaksınız, düşüneceksiniz. Şey yapılabiliyor. Yani düşünün bunu yaptığınızda zaten mahalle bakkallarımız yaşamasını istiyoruz. İşte büyük marketler artık hani isim vermeyelim ama biliyorsunuz işte sarı rengi, turuncu rengi olan 3-4 tane zincir küçük mahallelerde marketler var. Bakkalları tamamen bitirdi. Oraya girdiğinizde sadece o belli ürünü almak zorundasınız. Biz işte mahalle kültürümüz yaşasın, bakkallarımız yaşasın, küçük esnaf yaşasın, ekonominin çünkü can damarıdır bunlar diyorsa işte belediye burada sadece bir organizasyon yaparak yani cebinden para harcamıyor, tam tersi bak para kazanıyor, üreticiye de para kazandırıyor ve ürünlerini de tercih edilir hale getiriyor. Ya belki tek başına siz gittiğinizde bir ekmeği almak için hemen elinizin altında bulamayacağınız bir satış noktasına gitmeyebilirsiniz ama bakkala gittiğinizde ya diyeceksiniz ben o zaman işte belediye şu ekmeği aldım. Dolayısıyla isteyince olabiliyor. Dün Mansur Bey çok dikkatli dinledim. Çok sessiz ama icraat yapan bir belediye başkanı. 2-3 gün önce de Adana Belediye Başkanı'nı Zerdan Karaları dedim. Şimdi bu bana bir başka bir şey de düşündürdü bu anlattıklarımın dışında. Şimdi işte gelecek Cumhurbaşkanı seçiminde işte Ekrem İmamoğlu neredeyse şu anda kesin aday gibi gösteriliyor veya işte en büyük aday gibi gösteriliyor. Aslında yerel seçimlerde çıkan bu sonuç şöyle bir güzellik yaptı. Hem seçmene hem Türk siyasetine ciddi bir rekabet getirdi. Şimdi mesela bana göre Ekrem İmamoğlu'nun en büyük rakipleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'dır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'dır, efendim Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Tamam işte İzmir, Ankara veya Adana'nın hepsi gelecek seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olacak diye bir şey söylemiyorum. Ama kendi içlerinde birbirlerine rakip olmaları, rekabet daha doğrusu rakip demeyeyim de rekabet olma çok güzel bir şey. Yani CHP seçmeni de bir dahaki yerel seçimlerde de, genel seçimlerde de bir kıyaslama yapabilecek. Yani AK Parti, MHP, İYİ Parti veya diğer oy vermeyen kesimin yaptığı gibi CHP tabanı da bunu görecek. İşte İzmir'de güzel işler yapılıyor, efendim Adana'da güzel işler yapılıyor. Rekabet çok güzel bir şey. Yani bu seçimin
Bence resmin çok geniş boyutuna baktığımız zaman Türk siyaseti açısından çok önemli bir ivme katıyor. Yani burada aslında AK Parti de kendi içerisinde bir sorgulama, kendi içindeki yerel anlamdaki başarısız politikacıları revize etmek için de fırsat. Bakın hiçbir sistem, işte tek başına Cumhuriyet Halk Partisi olsun, AK Parti olsun, İyi Parti olsun, MHP olsun, hangi parti söylersen söyleyeyim. Yani 20 yıl, 25 yıl, şimdi 25 yıl 5. döneminde Ankara'da belediye başkanı yapacak olan bir kişi mi oraya daha heyecanlı bir iş yapar? Dün gelmiş birisi mi daha heyecanlı bir iş yapar? Bu insanın doğasında var. Dolayısıyla seçimlerden çıkan sonuç bence herkese yanadı. Eğer böyle olursa ya ben de mesut solak olarak baktığımda bakacağım. Evet ya diyeceğim işte bakın siz öyle diyorsunuz ama şu adayı böyle işte çok ön plana çıkarıyorsunuz ama bakın işte örneğin işte İzmir'de de çok güzel şey oluyor. İşte Adana'da da çok güzel oluyor. Ankara'da da oluyor. Dolayısıyla CHP seçmeni için de bunları değerlendirme ve kıyaslama açısından bunu son derece değerli buluyorum. Rekabet olmalı. Rekabetin olduğu her yerde başarı da olur. Çünkü rekabet nedir biliyor musunuz? Sizin sürekli birilerinin sizi geçme ihtimali var. Birilerinin sizi ikinci olarak ikinci bırakma ihtimali var. Siz ne yapacaksınız? Çok çalışacaksınız, dikkatli olacaksınız, uyanık olacaksınız gibi. Rekabet iyidir diye söylüyoruz. Evet, Zekimen'den başladık. Siyasete hemen girdik. Bir kızımızı 2 gün önce kaybettik. Çok genç yaşta. Nesita'yı kaybettik. Gerçekten neden bu kadar çok gündemdeydi? Daha 21 yaşında. 21 yaşında böyle hayat mücadelesi verebilen, 21 yaşında hayatın ona yaşattığı yani kaderin diyeyim, ona verdiği role direnen, yaşamak isteyen, 4 kez kanseri yenen ve bir hayatını kaybetmiş, çoğumuzun bazen belli bir, yani o yaştaki neslin en küçük bir şeyden utandığı, işte biri kıyafetine utanıyor, birisi için ay saçım bugün çok kötü oldu, utanıyorum, aynaya bakamıyorum dediği 20'li yaşlarda, o en böyle ergenliğin tavan yaptığı bir yaşta, bir metal ayakla inanılmaz pozlar veren, kendisiyle barışık, yani kendisine kompleks olmayan bir hayat sergiledi. Dolayısıyla bu önemliydi. Bunu okumak gerekiyor. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Gerçekten bir simgeydi. Ama biliyorsunuz bu kızımızın arkasından Nevzat Tarhan Hoca, Üsküdar Üniversitesi Rektörü bir açıklama yaptı. Çoğunuz okumuşsunuzdur bu açıklamayı. Dedi ki işte ben anladığımı yorumlayayım size. Efendim kızımız eğer popülerliği bırakıp dine sarılsaydı veya ona benzer şeyler söyledi, daha farklı olurdu gibi bir yorumda bulundu. Biz artık bunu ne zaman bırakacağız ya? Yani birisinin dış kıyafetine veya dış görünüşüne bakıp, mesela siz nereden biliyorsunuz bu kızımızın dininin ne kadar olduğunu, din inancının ne kadar olduğunu, kendi içinde ne yaşadığını veya siz nereden biliyorsunuz bu kızımızın daha az dindar olduğunu veya birine baktığınızda çok dindar olduğunu, ölmüş bir insanın arkasından böyle bir yorum yapmak kime nereden, kim bir defa ne haddine? Hani bizim geleneklerimizde vardır ya, ölmüşün arkasından konuşulmaz ve helallik diye bir şey vardır. Yani bir hakkınız varsa bile namazınız kılınırken İmam Efendi sorar, 3 defa sorar hem de cemaate, hakkınızı helal ediyor musunuz der, helalleşiriz, orada her şey biter. Yani kızımız mekanı cennet olsun, hayatını kaybetti, hocamız çıkmış, kızımız şöyle yapsaydı böyle olurdu, böyle yapsaydı böyle olurdu. Ve bunlar da bizi kendileri konuşturuyorlar. Bunlar da işte üniversitelerde rektörler. Ama demek ki baktığında ha, bu ne yapıyor? Etek giyiyor. Bu böyledir. Bu başını kapatmış, çok dindardır. Ya bırakın 2019'da bunları mı konuşacağız Allah aşkına ya? Saçma sapan şeyler. Evet yine son günlerde 2 gün önce bir ünlü, bir yakışıklı adliyeye giderse ne olur? Hani önceden vardı ya bir yiğit gurbete giderse ne olur diye. Şimdi bir ünlü adliyeye giderse ne olur?
Bir ünlü Kıvanç Tatlıtuğ adliyeye giderse ne olur? Ne olur? Bir hakim hazır bu ünlüyü bulmuş, bu yakışıklıyı görmüş, saçını başını düzeltir. Öyle bir videosu da var çünkü. Hemen gider bir pozunu, kendisine bir fotoğraf çektirir. Efendim bunu sosyal medyada gururla yayınlar. Ne var bunda canım diyeceksiniz. Valla bir ünlüyle fotoğraf çektirmenin hiçbir şey yok. Ben de birçok ünlüyle çektirdim. Siz de birçok ünlüyle çektirdiniz. Ünlü kim kime göre, neye göre herkes herkese çektiriyor. Ama o gözleri kapalı adalet simgesi vardır ya, terazi vardır böyle. Gözleri kapalıdır onun. Diyor ki ben o heykeli mesela o hakime anıma yorumlatmak lazım. Mesela size bunu anlatıyor diye. Orada diyor ki ben terazimi tutuyorum ama gözlerim kapalı. Ne tarafa gittiğini bilmeyeceğim. Böyle diyebilir misin size? Bence böyle diyor. Şimdi siz adaletten sorumluysanız, yani siz adalet verecek kişiyseniz, sonra işte açıklama çıktı, onun şeyine bakmadı falan dedi onu vesaire. Hani onun davasına giren şey değilmiş, hakim değilmiş. Beni hiç ilgilendirmez. Siz bir ünlüyü gördüyseniz, yakışıklı bir adamı gördüyseniz, onunla fotoğraf çektirmek istiyorsanız, bu sizin hakkınız olabilir. Efendim, cübbenizi çıkarırsanız, eğer çok istiyorsanız, o arkanızdaki duvarda adaleti simgeleyen şeyden uzaklaşırsınız, gidersiniz böyle bir duvarın kenarında bir köşeye, hani nerede olduğu belli olmasın, fotoğrafınızı çektirirsiniz. Ben Ayşe Fatma dersiniz. Oraya atarsınız. Bu bile eleştirilir ama siz cübbenizle adalet yazan adalet simgesinin altında fotoğrafınızı çektirsiniz. Kusura bakmayın. Ben bunu hoş karşılamam. Toplum da hoş karşılamadı. İşte bazıları dün ben bunu eleştirince efendim çok yargısız infaz yapmayın falan. Ya bunun infazla infazla alakası yok. Adaleti vermekle yükümlü olan kişilerin tarafsız olmaları gerekiyor. Bu tarafsızlık sadece siyasi tarafsızlık değildir. Her türlü tarafsızlıktır. Bu da çok konuşulan bir şeydi. Yani bu arada Ankara'da az önce Ankara'da Mansur Yavaş'ı bahsederken Ankara'da Mansur Bey makam araçlarının sayısını 1600 küsurdan 700'lere düşürdüğünü söyledi yine bu programda. Onu da unutmuşmuşum. Şimdi notlarım arasında gördüm. 700'e düşürmüş ve bundan sonra İnternette hangi makam aracının kimin kullanacağını yayınlayacağını söylemiş. Yani bunu sordu. Bence bir güvenlik zafiyeti olur mu olmaz diye. Olmaz dedi. Yani bunu kullananlar işte şefler, müdürler veya daire müdürleri. Yani siz bir makam aracının bir ihlalini gördüğünüzde veya merak ettiğinizde plakasından internet sitesine girip o makam aracını kimin kullandığını görebileceksiniz. İşte bunlar şeffaf belediyecilik unsurları. Az önce de dediğim gibi o konuya birkaç cümle dönmek gerekirse Ankara Büyükşehir Belediyesi Sayın Mansur Yavaş kısa zamanda güzel işler yapıyor. Tabii bunların şeyini zamanla göreceğiz. Ama en önemlisi yeni bir heyecanla başladı. Bu heyecanla da hizmet etmek istiyor. Yine şu cümle çok hoşuma gitti. Bana yapamadı desinler ama çalıyor da çalışıyor demesinler dedi. İhalelerin tamamını şeffaf yapmaya başladı. Bence bu seçimin sonuçlarının böyle olması son derece yararlıdır. Türk seçmeni ve Türk demokrasi bunun keyfini sürmeyi. Artık bırakmamız gerekiyor birbirimizle bu anlamda siyasi anlamda dalaşmayı. Şimdi Türk seçmeninin önünde ve Türk demokrasinin önünde bir alternatif var. İşte büyük şehirlerde işte Bursa hariç, Adana'da, İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da büyük şehirlerde ana muhalefet kazandı. Ankara'da AK Parti iktidarı var. Dolayısıyla kim iyi iş yaparsa bir dahaki seçimlerde tabii ki ben bir dahaki seçimlerin zamanında olacağını genel seçimlerini düşünmeyenlerdenim. Yani gelecek yıl baskın bir seçim olabilir. Gelecek yıl olmasa bile 2021. Yani ben normal zamanda geçeceğini sanmıyorum. Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmeleri değerlendirdiğimizde. Onu hep beraber göreceğiz. Davutoğlu ve Babacan bölümünde de toplantılar devam ediyor.
Ataşehir'de de aldığımız duyumlarda toplantılar yapılıyor. İlçemizde de, ilde de şu anda bildiğimiz kadarıyla her iki tarafta kendi içlerinde bir takım toplantılarla işte kadrolarını kurmaya çalışıyorlar. Zaten her ikisi de yılbaşından önce, belki Davutoğlu daha erken de davranabilir, partilerini kurmuş olacaklar. Evet, bugün Zeki Müren'le başladık. Sanat güneşimizin ölüm yıldönümüyle başladık. Çevre kirliliğini veya küresel ısınmaya veya dünyanın daha açık tabirle yok olmasını engellemek için sadece yılın bir günü yapılan göstermelik parklarda çöp toplamayla bu işin olamayacağını, yerel yönetimlerin buna bir başlangıç yapmasını ve ilk yapan belediyenin de bence gündem olacağını ve örnek teşkil edeceğini, mesela bir belediyenin çıkıp ben artık kendi içimde plastiği tamamen kaldırdım, plastik bardak ve plastik pet şişe kullanmıyorum diyebilmesini bekliyorum. Ben o zaman bazı şeyleri samimi görürüm. Yoksa yılın bir günü basın önüne gidip yerden çöpleri toplamakla bu işler olmuyor. Hatırlarsınız, bundan 2 hafta önce sayın bakanlarımız böyle bir eyleme kalkıştılar. Çöp toplamaya gittiler. Çöp yoktu ortada. Önce Çevre Bakanı Sayın Kurum biraz yere çöp attı. Sonra gelip o çöpleri topladılar. Dolayısıyla bu şöyle göstermelik de olmuyor. Eğer yerel yöneticiler samimilerse gelip bu konularda radikal eylemler yapmaları gerekiyor. Plastiği en aza indirecek adımlar atmaları gerekiyor. Yoksa öyle temiz kıyafetleri giyip çöpü toplamakla bu iş olmuyor diyebilirim. Evet, Zeki Müren'le başladık. Zeki Müren'le yavaş yavaş bitirelim diyorum. Bugün hızlı bir gündemdeki maddelere hızlı bir tur attık. Bir kez daha sanat güneşimizi ölüm yıldönümünde rahmetle anıyoruz. Evet, programa katılan ve şu anda izleyen tüm dostlara sondan başlayarak teşekkür etmek istiyorum. Sevgili Yakup Muhtarım, günaydın. Güldür haberlerini tekrar bekliyoruz. Seni aramızda görmek istiyoruz. Günaydınlar. Aysel Hanım, günaydın. Hasan Bey, selamlar, günaydın. Sevgili Mehmet, sevgili meslektaşım, günaydın. Şöyle biraz daha kısalım, ses daha net gelsin. Arkadan gelsin sanat güneşimiz. Naif Vatansever, sosyal medyadan takipçim, selamlar olsun, günaydın. Namık Kemal, günaydın. Berna Hanım, günaydın efendim. Belidoğlu, günaydınlar. Necati Müdürüm, Ataşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü. Ataşehir'de hayvanlar, sokak hayvanları konusunda güzel çalışmalar yapıyor. Bu konuda iyi mücadelelerde bulunuyor. Kolaylıklar diliyorum. İşiniz kolay değil gerçekten. Başarılar diyorum. Hamza Bey, günaydın. Şerafettin Bey, selamlar olsun. Evet, İbrahim Bey, sanat güneşimizi andı. Gani gani rahmet eylesin dedi. Katılıyoruz duygularına. Hatun Yıldız, günaydın efendim. Serkan Kaan Türk, o zamandır beraberiz sosyal medyada, günaydınlar olsun. Evet, şu anda İbrahim Tokman ve Sayın Seymen, günaydınlar olsun. Bir başka yayında tekrar görüşmek üzere. Sanatla ve sevgiyle kalın.